Tekrar merhaba. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Devam ediyoruz biz anlatmaya. Belki ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Bir kez daha sizlerin de bayramı kutlu olsun. Biz devam edelim bugünü ekrana taşımaya. Aslında 97 yıl önce yaşananları. Türk'ün son kalesi düşman işgali altındaydı ve Kuvayi Milliye'nin artık elinde tek atımlık barutu kalmıştı. 26 Ağustos 1922. Atatürk'ün hayatındaki en zor gündü. Çünkü Anadolu'yu bin yıldır yurt bilen milletin yükü onun omuzlarına binmişti. İşte İngilizlerin 6 ayda geçilemez dediği hatların parçalandığı o günlerin az bilinen hikayesi geliyor şimdi. Türk milleti bin yıllık yurdunu kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle kazandığı topraklar düşman çizmeleriyle eziliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatın en zor kararını vermek durumundaydı. 26 Ağustos'ta milletin yükü omuzlarındaydı ve büyük taarruzun kaybedilmesi onu idama, milleti yok olmaya götürecekti ve tek atımlık barutu vardı. Çünkü 11 yıldır savaşta olan ordu yorgun, millet fakirdi. Umutlarını artıran tek teselli Sakarya zaferiydi. Zafere rağmen Kuvayi Milli Ordusu'ndan firar edenler olmuştu. Yani 26 Ağustos 1922 bağımsızlığın son günü olabilirdi. Üstelik karşı tarafta İngilizlerin desteklediği sayıca ve silahça iki kat daha üstün olan mevzilerini tahkim etmiş Yunan ordusu vardı. Durumu özetleyen istatistik bilgi şuydu. Yunanlıların 50 uçağına karşın bizim sadece 10 uçağımız vardı. Gazi Mustafa Kemal de durumun farkındaydı. Sadece İsmet ve Fevzi Paşa'nın bildiği Yunan ordusunu tek vuruşla imha edecek planı hazırladı. Sakarya zaferinin ardından meclis Ankara'dan Atatürk'e baskı yapıyor, savaşmasını istiyordu. Ancak o 27 Temmuz'da futbol maçı düzenliyor, Ağustos ortalarında çay partisi veriyordu. Muhaliflerin sert eleştirileri Yunan cephesine ulaşıyor, Atatürk'ün planı saat gibi işliyordu. Yunan generaller Türkler birbirine düştü diye keyiflenirken Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruz öncesi Konya'ya geçti. Telgraf hatlarına el konulduğu için Yunan istihbaratı onu Ankara'da çay partisinde sanıyordu. Cephe hattına gelen Atatürk Yıldırım Harekatı'nı içeren planı masaya koyduğunda Harbiye'nin eski stratejisti Yakup Şevki Paşa şoke oldu. Mühimmat ikmali yapamayız ve makineli tüfeğe karşı kılıçla savaşmak zorunda kalabiliriz dedi. Atatürk'ün yanıtı mühimmat ikmalini düşmandan yaparız oldu. Ancak Yakup Şevki Paşa kaybedersek meclis bizi asar diyerek plana karşı çıkıyordu. Atatürk kesin konuştu ve korkmayın paşam, sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsınız dedi. Planın en önemli özelliği yüksek gizlilikti. Çünkü tüm ordu bir gecede mevzi değiştirecek, Yunan ordusunun arkasına sızacaktı. Ve fark edilirlerse tüm orduyu kaybetme riski vardı. Milletin dualarıyla Allah'a ve zifiri karanlığa sığınmışlardı. Ordu Şuhut dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızdı. Kimse fark etmedi. Ağustos'ta tam vakti geldiğinde top atışları başlayacaktı. Ama yoğun sis sebebiyle herkes, topçular kör durumdaydı. Endişeli dakikalar birbirini kovaladı. Herkesin canı çok sıkkındı. Atatürk kayalıkların üzerinden sise bakıyordu. Endişeli bekleyiş sürerken sis birdenbire dağıldı. İsmet Paşa hemen topçu atışı emrini verdi. Gürleyen top sesleri Yunan askerlerini şoke etti. Atatürk'ün yaveri Yarbay Muzaffer Kılıç o anı anlatırken Atatürk "Ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et,
Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme diye dua ediyordu der. Top atışları Yunan mevzilerini kısa sürede parçaladı. Bu sırada savaş hilesi işliyor, Kuvay Milli Ordusu düşman hattını kuşatmayı sürdürüyordu. Yunan başkomutanı İzmir'den savaşı yönetmeye çalışıyor ancak telgraf hatları kesildiği için Atatürk'ün taktiğini bir türlü çözemiyordu. Ve taarruz yapan birliklerin olduğu noktaya zamanında birlik kaydıramaması en büyük hatası oldu. Yunan ordusu bozguna uğradı, cephe hatları dağıldı, kaçış başladı. Atatürk ikinci günde karargahını derhal Afyon'a taşıdı. Kurt kapanı taktiği tıkır tıkır işliyordu. Yunan generaller hileyi fark edip tüm güçlerini cephe hattına kaydırmak için harekete geçtiğinde ise bu kez süvarilerin birlikleri bıçak gibi kesti onları. Ani baskın ve taarruzlar Yunan ordusunu perişan etti. Düşman ordusu kurt kapanın içinde sıkışmış İzmir'e doğru çekilmenin yolunu arıyordu. Ama düzen bozulmuş, bozgun başlamıştı bir kere. Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdiğinde İzmir'e 400 kilometre vardı. Asker yorgundu ama emir kesindi. Türk ordusu dalga dalga ilerliyordu. Yunan ordu komutanı 2 Eylül'de esir alındı. 9 Eylül'de Şanlıordu İzmir'e girdi. İngilizlerin 6 ayda geçemezler dediği mevziler düşmüş, Kütahya'dan İzmir'e 14 günde varılmıştı. Taarruz başlamadan önce komutanlarına 15 günde İzmir'de izleyen Atatürk 9 Eylül'de bir günle yanıldık demişti. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın açtığı Anadolu kapısını düşmanın yüzüne kapatıvermişti.